Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili terazi burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Sırayla aşk, sağlık, kariyer, finansal maddi durum, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek gibi sorularınızı açılımlarda bulunacağım. Bakalım siz sevgili terazi burçları ile ilgili bu ayki tarot kartlarımızda neler çıkacak? Bu tarzda ve ikili seçmeli tarot kartlarım, kahve fallarım şeklinde bir sürü videolarım var. Onlardan birini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Kanalımda yüzlerce video var. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sevgili terazi burçlarının ilk önce aşk hayatı ile ilgili başlıyorum. Çünkü onlar ikili ilişkileri temsil ediyor gezegenleri de ve gerçekten de onlar aşk hayatını, ikili ilişkilerini çok önemseyen, aşkı seven insanlar. Bakalım aşk hayatı ile ilgili neler çıkacak? Şöyle güzelce ne karıştıralım. Sevgili terazi burçlarının bakalım aşk hayatı ile ilgili. Aşk hayatında bir konuya dikkat etmeniz gerekebilir. Aranızda biri girebilir, bir küçük problem yaşayabilirsiniz, bir gereksiz bir sıkıntı. Terazi burçları da kavga etmeyi, tartışmayı hiç sevmeyen bir burçtur. Hiç sevmezler ve sorun çıkınca da sorundan da hoşlanmazlar. Sorunlu insanlardan da hoşlanmazlar ama ilişkinizde küçük bir sorun atlatabilirsiniz. Ama çabuk atlatacaksınız, sorun olmayacak. İlişkinizle ilgili güçlü bir şey de olacak. Hani böyle aşk hayatında uzun zamandır birlikteliğiniz varsa bunu evliliğe götürme gibi bir karar alabilirsiniz. Ya da işte ilişkinizi daha çok güçlendirmek için partnerinizle yeni kararlar alabilirsiniz. Sanki böyle ilişkinizi o küçük sorunu atlattıktan sonra daha da böyle kuvvetlendirmek için bir adım atacaksınız. Partnerinizle birlikte verdiğiniz yeni kararlar olabilir geleceğe yönelik. Belki de uzun vadeli planlar, yatırımlar ama hep böyle sizi ikinizi mutlu edecek yeni bir ve bağınızı güçlendirecek bir gelişme olabilir aşk hayatınızla ilgili. Ama bence aşk hayatıyla ilgili büyük bir sorun olmayacak. Küçük bir sorunu atlatabilirsiniz sadece. İnşallah hep mutlu olun. Terazi burçları hak ediyorlar aşk hayatında. Çünkü aşkı da seven insanlar ve gerçekten romantik, gerçekten de aşkı doyasıya yaşayan insanlarsınız. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili terazi burçlarının sağlık hayatıyla ilgili bu ay kartlarında neler çıkacak? Hemen şöyle karıştırıyorum ve çekiyorum. Sağlıkla ilgili küçük bir sorununuz varsa eğer, işte bu sorunla ilgili güzel bir haber gelecek. Geçmişte kalan bir rahatsızlığınız varsa onu atlatabilirsiniz. Geçmişten gelen daha doğrusu. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, ama bence burada siz ya da aileden biri de olabilir. Mücadele ettiğiniz sağlıkla ilgili bir konuda bir gelişme olacak. Hani aileden birinin bir rahatsızlığı da olabilir. Çünkü aile kartları da çıktı. Olabilir ya, ailenizden birinin sağlığı ile ilgili siz de emek veriyor olabilirsiniz. İşte karşında güzel bir haber ve gelişme olacak. Ama dikkat etmesi gerekiyor. Eğer ki kronik rahatsızlığı olan bir terazi burcuysanız ya da yanınızda, etrafınızda kronik rahatsızlığı olan kendisine çok dikkat etmesi gereken bir insan varsa onun dikkat etmesi gerekiyor. Dikkatli olması durumunda çok güzel gelişmeler olacak sağlığı ile ilgili. Psikolojik bir rahatsızlığınız varsa, sizi üzen, sizi aşağıya çeken, hani böyle aşağıya çeken ve ters düşüncelere neden olan bir durum. İşte bu konuyla ilgili artık biraz daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Psikolojik olarak biraz daha güçlendiğiniz bir süreç diyebiliriz. İnşallah da öyle olsun. Düşüncelerinizi kontrol etmeye çalışın. Siz bu süz eden şeylerden uzaklaşın mümkün olduğunca. Çünkü hani aşk da olur bu, parasızlık, hani her şey, maddi manevi sorunlar olabilir. Biraz kafayı yormamaya çalışın bunlara. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Tabii ki de ilk önce sağlık hayatımız için gerekiyor. Ama aşk ve para da hepsi gerekiyor. Hepsi için hepsinin yeri ayrı ve gerçekten isterken ben hep diyorum aşk da, sağlık da, para da hepsi gelsin. Şimdi finansal ve maddi konularda aile içerisinde bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Ya da çok dikkatli olun. Bu ay içerisinde gereksiz harcamalar siz ya da aileden biri yapabilir. Bu yüzden zor duruma düşebilirsiniz. Bir işten çıkarılma durumu olabilir. Bir şey atlatabilirsiniz yani. Ama dikkat etmeniz gereken bir süreç. Eğer ki dikkatli olursanız, biraz daha temkinli olursanız çabuk atlatacaksınız. Ama aile kartları çıktığı için ya aile size destek verecek ya aileden biri yardım edecek. Maddi ve finansal konularda borcunuz varsa, gereğinden fazla harcama yaptıysanız ailenin desteğiyle birlikte yola devam edecekmişsiniz gibi çıktı.
Çok temkinli olun. Hani hayat her zaman değişebiliyor. Bugün işimiz var, yarın olmayabiliyor. Bugün çok paramız var ama yarın olmayabilir. Biraz yarını da düşünerek harcama yapmanız gereken bir ay bence. Ama bir sorun olursa da ailenizin desteğiyle birlikte atlatacaksınız çok kolay bir şekilde. Şimdi kartlarımızı aile demişken hemen aileyle ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile kartlarımızda neler çıkacak? Ailede sanki bir küçük sorun yaşanıyor olabilir. Aile içerisinde yakın akrabalarla aranızda bir problem yaşanıyor olabilir. Bir şey varmış ve bunu atlatacakmışsınız gibi. Güzel haberler alacaksınız ama. Şimdi mesela diyelim ki ailede küskün, dargın olduğunuz biri varsa bununla barışabilirsiniz bu kişiyle. Ailede birinin sorunları varsa ya da mesela çocuklarınızdan, anne babanızın, kardeşinizin bir problemi varsa işte bu ay onu çözecek sanki. Aile içerisinde bir birliktelik ve mutluluk var. Bakın o güzel haberden sonra her şey gelişecek, değişecek sanki. Bir huzura kavuşacaksınız ama dediğim gibi ya böyle aile yakın akrabalarla bir probleminiz var. Onu çözeceksiniz ya da aileden birinin gerçekten bir sorunu var. Böyle bir gelgit yaşadığı bir konusu, sağlık, iş ya da herhangi ilişkisiyle ilgili. İşte bu konuda o kişiden haber alacaksınız ve ondan sonra daha bir böyle aile bağlarının kuvvetlendiği ve güzel bir ay olacak. İnşallah öyle olsun sizler için. Güzel bir ay olsun. Sorunları çözebildiğiniz bir ay olsun. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki çalışmayan bir terazi burcuysanız şey diyebilirsiniz. Aa, ben çalışmıyorum ama işte aileden birine niyet ediyorum diyebilirsiniz bu kartları dinlerken. Şimdi İş ve kariyerle ilgili bakın ödül alınacak. Sanki emeklerinizin artık karşılığını toplama zamanı gelmiş ama emek vermeye devam edeceksiniz. İşle ilgili terfi bekliyorsanız o terfi alabilirsiniz, maaş artışını alabilirsiniz ama emeklerinize daha çok emek katacaksınız. Hani böyle bu şey olmayacak, böyle devam edecek ve bakın güzel bir haber bekliyorsunuz. Bir yere iş başvurusunda bulunduysanız bu ay onun olumlu cevabı karşılanabilir. İşte bir işinizle ilgili bir kariyer için bir eğitim kurumuna başvurduğunuz bir eğitim almanız gerekiyor vesaire. Buradan olumlu sonuç gelebilir. Güzel, olumlu bir sonuç alacaksınız. Yine emek verdiniz, yine çalıştınız ama çalışmalarının karşılığını aldığınız bir ay artık bu sizin için olacak. İnşallah öyle olsun. Hepimiz emeklerimizin karşılığını keşke alabilsek ama her zaman öyle olmuyor maalesef. Bazen şanssızlıklar da olabiliyor. Bu ay sizin şanslı ayınız diyebiliriz. Şimdi bebek isteyen bir terazi burcuysanız, bebek isteyen bir terazi burcuysanız bakalım bebek kartlarımızda neler çıkacak. Yok ben bebek istemiyorum düşünmüyorum diyorsanız da yakın çevrenizde bebek isteyen herhangi bir kişinin niyetine de tutabilirsiniz. Bakalım bebek kartlarında neler çıkacak. Bebekle ilgili bir yine o çok güzel çıktı bu. Bir sorunu olan bir çiftin bebek haberiyle bir kutlama yapabilirsiniz. Yani bu kişilerin ya sağlık sorunu var ya ikili karı koca arasında bir problemi var, bir şey var ve bu çifte bir bebek haberi gelecek ama bu biraz da istenen bir bebek. Hani böyle çok sürpriz istemeyen bir aileye değil de daha çok isteyen, bekleyen bir çiftin bebek haberi var burada. İnşallah öyle olsun ama sanki ya bir hastalık, bir rahatsızlık, bir düşük bir şey yaşanmış geçmişlerinde bu kişilerin. Ondan sonra gelecek bir haber. İnşallah güzel, sağlıklı evlat olur ve öyle güzel haberler alırsınız diliyorum. Şimdi kartlarımızı aklımızdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Şimdi siz aklınızdan birini tutun. Bu kişiyle ilgili ben iki şekilde de yorum yapacağım. Yani hem bir partnerinizmiş gibi hem de aileden biri olabilir. Arkadaşlarınız iki tane geldi. İkisini de alalım. Çocuklarınız da olabilir. İki şekilde de. Bakın aklınızdaki kişiyle ilgili. Eğer ki siz bu kişiyle hala birlikte değilseniz bir birliktelik olacak ve bu birliktelik artık çok ciddi bir ilişkiye doğru gidecek. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir dargınlık, küslük varsa barışma olabilir. Aklınızdaki kişiyle zaten birlikteyim, sorunum da yok diyorsanız mutluluğunuza mutluluk katabilirsiniz. Yani var olan şeyin biraz arttığı bir durum yaşanacak. Ama bu ilişkiyle ilgili, bu ikili ilişkinize kesinlikle emek veren taraf olacaksınız. Hani emek vereceksiniz. Yani bir konuda bir sorun varsa o sorunu çözen kişi olacaksınız. İlk adım atmanız gerekiyorsa ilk adım atan kişi olacaksınız. Ve gerçekten de güçleneceksiniz. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz bu ilişkide.
elimden geleni yaptım ama karşılığını da aldım diyeceksiniz sanki böyle hani ilişki konusunda da güzel bir dönem. Şimdi bu kişi aklınızdaki kişi bir kardeşiniz, çocuğunuz herhangi biri ise bir de o şekilde yorumlamak gerekirse bu kişinin hayatında biri yoksa hayatına biri girecek ve kalıcı bir ilişki olacak bu. Ama zaten bir ilişkisi varsa ilişkisinde hep güzel gelişmeler olacak. Daha da iyiye gidecek, daha mutlu olabilir, daha huzurlu olabilir partneriyle olan ilişkisine ama emek verecek. Kesinlikle ilişkisine ya da iş hayatında bir konuya emek verecek. Eğer ki bu bir iş hayatıyla ilgili bir emekse, sağlığıyla ilgili bir emekse karşılığını fazla fazla aldığı bir süreç olacak. Bazıları için şifa, bazıları için de iş bulma, işinde terfi gibi bir şey olabilir. Yani emek verdiği konuyla ilgili güzel bir gelişmesi olacak gibi çıkmış. İnşallah istediği her şey gönlüne göre olur herkesin. Terazi burçlarımızın tarot kartlarını da açtım. Diliyorum ki istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz, yapabildiğiniz, sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle dolu dolu geçirdiğiniz bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.